Başkent Hastanesi'nde yatıyor. Kişiye ihtiyacı var. Tüm kemoterapi kabul etmiyor. Ailenin de tutmuyor. %50, %40. Diğer hastalar için de buradayız. Sadece Çiğdem değil. Birisine can olmak için buradayız. Bütün kamuoyunu zaten 4-5 gündür, daha doğrusu bir haftada duyurumuzu yaptık. Bugün yanımızda Neşet Karan var. 68'lerden var. Birçok kamu kuruluşundan gelip gidenler de oldu. Dersim Dernek Başkanımız burada. Tabii ki bu sadece Çiğdem değil. Gerçekten Türkiye'de bir kızlara karşı sadece demeyelim de bir bilinçsizlik var. Bir cana can olmak için çok önemlidir. Çünkü bu sağlıktır. Bugün Çiğdem'dir, yarın biz olabiliriz. Başka yakınımız olabilir. Sadece yakınımız olduğu için değil. İnsan olarak bence kan bağışında bulunmak lazım. Bütün ülkelerde toplanmıştı herkesin kan bağışı da şeyleri. Ama bir Türkiye'de bu yeteri kadar değil. Bunu yapmak için de bilinçlenmemiz gerekiyor. Bugün Kızılay bu kampanya 3 gündür bize izin verdi. Burada 3 gün boyunca yapacağız. Biz biraz tarih olarak yanlış söylemiştik. Çünkü yaza göre söylemiştik. Saat 13'ten 6'ya kadar 3 gün buradayız. Gençleri, bütün kamuoyunu buraya davet ediyoruz. Kitle örgütlerini. Gelenlere de çok teşekkür ediyorum. Başta Neşet Başkan'ın duyarlılığından dolayı yer başkanlarıma, bütün kurumlara gelip gidenler de oldu, gelecekler de. Çok teşekkür ederim. Söz arkadaşıma vereyim. Biz ikimiz açtık bu kampanyayı. Çünkü bir kurumsal olarak gene herkes destek veriyor ama biz ikimiz neden bunu açtık? Çiğdem hem abisi hem kardeşi ararken çok zor durumdalar. Dünden beri konuşuyorum ben. Ya annesinin %50 tutuyor, o da ilaç aldığı için veremiyor. Kardeşinin de verirse %40, yani işine yaramıyor, masana kalkmayabilir diyor. Onun için biz bu kampanyayı biraz öncelik verdik. Ama sırf bugün değil, 3 gün değil, her gün gençlerimiz, duyarlı insanlar kan vermesine davet ediyoruz. Teşekkür ederim geldiği için. Başta basına. Basın bizden önce gelmişti. Onlara teşekkür ediyorum ayrıca. Merhabalar. Sevgili dostlar, buraya gelen tüm arkadaşlara teşekkürlerimizi başta başkan olmak üzere tüm arkadaşımız birçok şeyi dile getirdi. Ben de teşekkür bölümüne kısmına bakacağım. Başta Remzi Erkurt bu afişlerin yapımında gönüllü olarak destek sunduğu için. Diren arkadaşımız, gazeteci Diren arkadaşımız hep bizimle birlikte oldu. Diğer kadın arkadaşlar, kurum kuruluşlar desteğini sunduğu için. Aysel arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum. Bizim amacımız canları kurtarmaktır, cana hizmet etmektir. Sadece Çiğdem adı altında yapıyoruz ama sadece Çiğdem'imiz değil. Binlerce Çiğdem'imiz var. Umut olmak için bugün buradayız. 3 günlük bir kampanya Kızılay Kalp Merkezi ile görüştük. Bu tarihi uygun buldular. Bizi 18-19-20 tarihleri arasında. Tüm kurumları gezdik. Mersin'de gitmediğimiz sokak, mahalle, iş yerleri, kamuyu oluşturduk. İnşallah bir sonuç birinden biri çıkar. Hatta burada gerildiğimiz insanları bile içeri alıyoruz. Gelenler, ikna olanlar oluyor. Umudumuz Çiğdem ve Çiğdem gibi canlarımıza kanları uyar, kök hücre bulunur. Hayat vermiş oluruz. Bir iyilik yap. Hepimiz birlikte ne diyoruz? Çiğdem, seni çok seviyoruz.